Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz mevki atma ve mevki bulma. Hemen bunları yapamayacağız tabii. Öncelikle koordinat sistemini kısaca bir tanımamız lazım. Koordinat sistemini tanıyacak olursak enlem ve boylam çizgilerini biliyorsunuz. Bunlar boylam çizgilerimiz oluyor bu şekilde. Bunlar da bizim enlem çizgilerimiz oluyor. Eğer boylam çizgilerimiz bu tarafa doğru artıyorsa arkadaşlar ne oluyordu? Doğu. Yani east. O zaman bir örnek yapalım. Buraya bir 0-30 derece diyelim. Burası 0-31 derece olsun. Burası 0-32 derece olsun. Burası da 0-33 derece olsun. Bakın kademeli olarak sağa doğru artmış. O zaman bunlar bizim doğu boylamlarımız oluyor. O zaman bunların sonuna east takısını ekleriz arkadaşlar. Doğu boylamı olduğunu belli etmiş oluruz. Haritaya baktık. Haritada baktığımızda sağa doğru artıyorsa bu boylam çizgileri, bunlar doğu boylamları olduğunu anlamış oluruz. Şimdi enlem çizgilerimize bakalım. Enlem çizgileri de yukarı doğru artıyorsa bunlar da arkadaşlar o zaman kuzey enlemleri olur. Yani north. Şimdi bunu da kısaca burada örneklendirelim. Burası 20 derece olsun. Burası 21, 22 derece, 23 derece. Bakın yukarı doğru ne olmuş? Bunlar da artmış kademeli olarak. O zaman bunlar kuzey enlemleridir. Hemen sağ tarafına north takısını getiriyorum. N diye yazıyoruz. Bu doğu ve kuzeyin nasıl bulunduğunu anladık. Şimdi batı ve güneyin nasıl bulunduğuna bakalım. Bakın burada da sola doğru artıyorsa bu batı boylamları olduğu anlamına gelir. Batıda west olarak yazılır. Şimdi bu tarafa doğru artacak. Buna da biz 40 diyelim. 0-40 derece, 0-41 derece, 0-42 derece, 0-43 derece. Bakın bu tarafa doğru arttığı için sonlarına west takısını getiriyorum. Şimdi arkadaşlar burada da arkadaşlar aşağı doğru bir artış söz konusuysa o zaman bu da güney olmuş oluyor. South. Şimdi bu da aşağı doğru 30 derece ile başlasın. 30 derece, 31 derece, 32 derece, 33 derece şeklinde giderse aşağı doğru artmış olur. O zaman bunlar güney enlemleri olduğu anlamına gelir. O zaman sonuna S takısını eklerim. South. Arkadaşlar enlem çizgilerimizin kuzey mi yoksa güney mi olduğunu nasıl tespit ettiğimizi öğrendik. Ve boylam çizgilerimizin doğu mu yoksa batı mı olduğunu nasıl tespit ettiğimizi burada öğrenmiş olduk. Şimdi de derece, dakika ve saniye kavramını açıklayalım. Mesela buralarda söylediğimiz şeyler dereceydi. Şu küçük yuvarlaklar derece anlamına geliyor. Diyelim ki 1 derece eşittir 60 dakikaya denk geliyor arkadaşlar. Dakikada bu şekilde gösteriliyor. Bu küçük yuvarlaklar derece. Bu küçük çizikler dakika olmuş oluyor. 1 dakikada arkadaşlar eşittir 60 saniye. Bakın saniyede 2 tane aynı dakika gibi 2 tane çizgi olursa da saniye olmuş oluyor. Bu şekilde bunu ifade edebiliriz. Şimdi haritalarımızı inceleyeceğimiz zaman arkadaşlar eğer bir dünya haritasıysa dünya haritasında derece derece giderek bize haritayı verir. Ama daha ayrıntılı bir haritaya geçeceksek derece dakika çizgilerinin olduğu bir harita verir. Daha da ayrıntılı bir liman haritasına geçecek olursak orada bize derece dakika ve saniye cinsinden bu enlem boylam çizgilerinin değerlerini bize verebilir. Derece dakika kısımlarını harita üzerinden de inceleyelim. Harita üstünden inceliyoruz arkadaşlar. Bakın 45 dakika 50 dakika olmuş görüyor musunuz? 45 dakika şurada küçük bir çizgi var. 50 dakikaya gitmiş. O zaman bu tarafa doğru ne oluyor? Artıyor bakın 50 dakika, 55 dakika
şekline gidiyor. Bakın burada derecesini de vermiş. 10 derece diye gösteriyor bize. O zaman sağa doğru artıyorsa ne oluyordu arkadaşlar? Doğu boylamlarında olduğumuzu tahmin edebiliyorsunuzdur. O zaman buralara is yazabiliriz. Bakın burada arkadaşlar 45 dakika ile 50 dakika arasında 1, 2, 3, 4, 5 tane çentik atılmış. O zaman her biri birer dakikalık kabzaları ifade ediyor. O zaman şu kısım, benim şu kısmım 1 dakikadır. 1 dakika eşittir kaç saniyeydi? 60 saniyeydi. Bakın burası da kaç çentiye bölünmüş sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O zaman 60 saniyeyi 10'a bölersek her çentik, şu her çentik arkadaşlar şöyle göstereyim. Her çentik 6 saniyeye tekamül ediyormuş. Şu küçücük bir çentik 6 saniyeyi ifade ediyor. Bu şekilde hesaplamalarımızı yaparken bu çentikleri 6 saniye olarak alabiliriz. Her haritada bunlar değişiyor. Değiştiği için yeni bir harita gelir mesela. Buraları yine bu şekilde ölçersiniz ve her çentiğin kaç saniyeye denk geldiğini veya dakikaya denk geldiğini öğrenebilirsiniz. Şimdi enlem çizgilerimize bakalım. Bakın 25 dakikadan bahsetmiş. Bu tabi kaç derece enlemi olduğunu aşağıda yazıyor. 42 derece enlemiymiş arkadaşlar. Bakalım yukarı doğru artıyor mu? 25 dakika. Bakın burada 30 dakikayı görüyorsunuz. O zaman yukarı doğru artıyorsa 42 derece 25 dakikalık benim burada enlem çizgimi görmüş olursunuz. Yukarı doğru da arttığı için ne olur bu? Kuzey enlemler olur. O zaman bunun sağına ben north yazarım. Bunun da sağına north yazarım. 42 derece 30 dakika north olmuş olur derim. Şimdi arkadaşlar burada da boylam çizgilerinde ölçmüş olduğumuz gibi burada da aynı ölçümü yapalım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 5 parçaya bölmüş. 30 ile 25 arasında 5 dakika var. O zaman şuradaki her bir çentik, büyük çentik 1 dakikaya tekamül eder. 1 dakikada kaç saniyeydi? 60 saniyeydi arkadaşlar. Bakın çentikleri sayalım şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane çentik var. O zaman şurada içini taradığım bir çentik arkadaşlar 6 saniyedir derim. Koordinat sistemini tam anlamıyla öğrenmiş olduk. Şimdi arkadaşlar mevkiyi bulmayı gösterelim. Atılmış bir mevkinin koordinatlarını hesaplayalım. Mesela tam şu noktaya bir mevki attım arkadaşlar şöyle. Bunun ben koordinatlarını istiyorum. Bunun koordinatlarını bulmam için bir paralel cetvele ihtiyacım var. Paralel cetvelimi nasıl kullanacağım? Öncelikle bunu inceleyelim. Paralel cetvelimiz arkadaşlar. Bakın paralel cetvelde şu şekilde yaptığımız zaman bakın arka tarafı bitişik ama baş taraf arkadaşlar bakın şöyle tutayım. Baş tarafında küçük bir ayrıklık var. Yani paralel cetvelde bu şekilde bir sapmamız mevcut. Yani biz her ne kadar da doğru bir mevkiye atsak bunu hesaplarken ufak tefek sapmalar oluyor. Bunlar da göz ardı edilebilir. Çok büyük hatalar değil. Şimdi haritada attığımız mevkiyi hesaplayalım. Mevkiimizi bulmadan önce arkadaşlar yazmış olduğumuz yerleri silmemiz gerekiyor. Çünkü haritayı temiz olarak kullanmamız gerekmektedir. Hemen bu yazmış olduğumuz yerleri silelim. Şimdi mevki attığımız noktayı görebiliyorsunuz sanırım. Mevki attığımız yer tam olarak burasıydı. Şimdi paralel cetvelimizle arkadaşlar bunu ölçeceğiz. Paralel cetvelimizi bakın bu şekilde düz çizgiler oluyor. Tam bu düz çizgilere paralel cetvelimizi paralel olarak yerleştiriyoruz. Şimdi paralel cetvelimi ben tam olarak paralel olarak yerleştirdim. Şimdi paralel cetvelimi kullanırken 3 parmağımı cetvelin bu alt kısmına yerleştiriyorum. Diğer elimle de cetveli yukarı doğru kaldırarak bu noktamın olduğu kısma gelmeye çalışıyorum. Bakın cetvelim çok yukarı çıktı artık gitmiyor. 3 parmağımı üstteki cetvele yerleştirdim. Diğer alttakini de yukarı doğru kaydırıyorum. Bitiştirdim. Şimdi 3 parmağımı alttakine koydum. Ve artı olan kısma doğru geliyorum. Tam olarak yanaştım arkadaşlar. Şimdi buradaki yanaştığım yeri sol tarafta
bulunan enlem çizgilerimden kesiştiriyorum. Bakın kesiştirdim. Tam bu noktayı tespit ettim. Şimdi açıyorum. Bu 42 derece 25 dakikaydı tam bu kısım arkadaşlar. 42 derece 25 dakikaydı. 25, 26, 27, 28. Tam 28'e gelmişiz. Tam burası 42 derece 28 dakika oluyor. Hemen bir yukarısı 1 çentik yukarı çıkmış. Her çentik arasını biz 6 saniye olarak hesaplamıştık. 28 dakika 06 saniye. O zaman bu noktamızın enlem değeri hemen yazalım buraya. 42 derece 28 dakika 06 saniye kuzey olarak bulmuş oluruz. Şimdi boylam değerini bulalım. Boylam çizgimize paralel cetvelimizi bu şekilde yerleştiriyoruz. Tam paralel olacak şekilde. Alttaki kısma yine 3 parmağımızı yerleştirdik. Şimdi paralel cetvelimizi tam mevkinin olduğu yere doğru getiriyoruz. Bu 3 parmağı unutmayın arkadaşlar. Yoksa daha fazla sapma olur ve doğru noktayı bulamamış oluruz. Şimdi bu noktanın karşılığı gelen burayı işaretledim. Bakın burası 10 dereceydi. O zaman 10 derece 45 dakika burası. 10 derece 45 dakika. Bakın şurası 46 dakika. O zaman 45 dakikanın içinde bir yerde. Çentikleri sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5,5 çentik gelmiş. Her çentik 6 dakikaydı. 5 çentik. O zaman ne olur? 5 kere 6, 30 saniye. Burada da buçuk çentik gelmiş. O da 3 saniye olur. 33 saniye. O zaman yazalım. 10 derece 45 dakika 33 saniye. Bunlar arkadaşlar doğuydu, sağa doğru arttığı için doğu boylamında olduğunu tespit etmiş olurum. Şimdi biz mevkisi atılan bir noktanın koordinatlarını bulmuş olduk. Şimdi koordinatları verilen bir noktanın mevkisini bulacağız. Koordinatlarımız bu. Bu koordinatları arkadaşlar burada bulacağız. Koordinatlarımızı şöyle sağ tarafa doğru İtelim. Bunu burada görelim sürekli. 10 derece 54 dakika 00 saniye doğu boylamıymış. Şimdi hemen bunu bu çentikler üstünden bulalım. 10 derece burası 50 dakika 51, 52, 53, 54. O zaman biz bunun paralelinde aşağıda bir yeri bulacağız. Tam şuraya yıldız koyalım. Tam burasıymış arkadaşlar. Şimdi enlemimize bakalım. 42 derece 24 dakika 12 saniyeymiş. 42 derece burasıydı. Aşağıda bu 42 derece yazıyor arkadaşlar. Kameramızın açısı yetmediği için aşağıya inemiyorum. 42 derece burası. 24 dakika diyor. 25 dakika burasıysa 24 dakika da burası. O zaman 24 dakika burası. Her çentik 6 saniyeydi. 6, 12. O zaman şu çentik bizim tam istediğimiz değer. Buraya da yıldız attım. O zaman bununla burayı şurada bir yerde kesiştireceğiz arkadaşlar. Mevkimiz burada bir yerde çıkması gerekiyor. Önce arkadaşlar boylam çizgimizi halledelim. Paralel cetvelimi hemen bir boylam çizgime, en yakın boylam çizgime yerleştiriyorum. Yerleştirdim. Paralel yaptım. 3 parmak yöntemini kullanarak arkadaşlar oraya ulaşacağım. Şimdi 3 parmağımı buraya yerleştirdim. Bu şekilde giderek arkadaşlar o yıldızın olduğu yere doğru geleceğim. Tam yıldızın olduğu yere paralel olarak koydum cetvelimi arkadaşlar. Şimdi benim takribi noktam burada bir yerde çıkacaktı. Buraya şöyle uzunca bir çizgi koyuyorum. Daha sonra arkadaşlar enlemimi bulacağım. Aşağıdaki en yakın enlemime paralel cetvelimi bu şekilde yerleştiriyorum. Yerleştirdim. Şimdi tam o yıldızın olduğu yere doğru geliyorum. Tam da zaten üstüne denk geldi. Şimdi arkadaşlar burayı kesiştirdim. Evet, mevkimi bulmuş oldum. Fazla uzattığım çizgilerin ucunu biraz silelim. Evet, şimdi arkadaşlar tam anlamıyla bulduk. Şimdi yazalım. 10 derece 54 dakika 00 saniye ist 42 derece 24 dakika 12 saniye north.
Benim mevkiimin koordinatları da bunlarmış. Mevkiyi harita üstünde bulduk. Arkadaşlar bu şekilde yazmamız lazım mevkiinin koordinatlarını. Burada biraz yamuk yazdım. Doğrusu bu şekilde. Bu şekilde yazıp mevkiimizi bu şekilde koyuyoruz. Bir sonraki videomda bu iki mevki arasındaki mesafe nasıl hesaplanıyor onu anlatacağım. Eğer kafanıza takılan herhangi bir soru olduysa yorumlar kısmına yazın. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.